Saygılı arkadaşlar, biz toplantımızını başlayımız. Birinci söz, yardımcı doçent Mustafa, doktor Mustafa Tatçı'ya söz verilir. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Erenlerin ruhaniyetine selamla söze başlayalım. Herkese hayırlı sabahlar. 15 dakikalık sürede Hz. Musa'yı nasıl anlatacağız? Onu düşünüyorum. Anlatamayacağız tabii. Bir arkadaşımız var. Hepinizin bildiği Semih Kaplanoğlu. Sinema yapımcısı, film yapımcısı arkadaşımız. Onunla Niyazi-i Musi üzerine çalışıyoruz şu anda, bir film yapalım diye. Senaryo aşamasında düşüncemiz, projemiz. Ya hocam dedi, bunun, bu zatın her, hayatının her karesinden bir film çıkar dedi. Yani bizim de burada o hayatın her karesinden bir film çıkacak zatın hayatını konuşmamız çok zor tabii. Yani kısaca, belki adını duyan, duymayan arkadaşlarımız vardır. Kimdir, bir panorama çizeyim, ondan sonra da dilim döndüğü kadar hayatını biraz detaylandırayım, felsefesinden, düşüncelerinden bahsedeyim diye düşünüyorum. Hazreti Mısri 17. asırda Malatya'da doğup Anadolu'da yaşamış bir zat. 1618'de Malatya'da, bugünkü Battalgazi, Malatya'nın merkezidir. Orada Ulu Cami civarında doğmuş bir büyük zat. 20 yaşlarında Malatya'dan ayrılmış, ilim tahsili gayesiyle Diyarbakır, Mardin, Kerbela, Şam, Mısır, El-Eser. El-Eser'de 3,5 sene tahsilden sonra orada gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'a, Anadolu'ya gelmiş. O rüya da çok enteresan. Zamanımız olsa onların da tahlilini yapsak çok iyi, yerinde bir şey olur. Anadolu'ya gelmiş, İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da 9 ay kalmış. Tekrar arayış içinde Bursa'ya geliyor ve Bursa'da gördüğü bir rüya üzerine Uşak'a geçmiş. Uşak'ta Şeyh Mehmet Efendi isminde devrin büyük mutasavvıflarından Elmalı Ümmü Sinan Hazretleri'nin halifesi Şeyh Mehmet Efendi'ye emaneten biat ediyor ve Ümmü Sinan Uşak'a intikal ettiğinde ona intisapla Elmalı'ya gidiyor. 9 sene Elmalı Ümmü Sinan'ın kontrolünde, murakabesinde seyir sülüktan sonra tekrar Uşak'a halife olarak gönderilmiş. Uşak'a gönderilirken de sen ne Uşak'a, ne Anadolu'ya, ne de dünyaya sığarsın diye bir iltifatına mazhar olmuş Hazretin. Oradan Uşak'tan kısa bir zaman Denizli Çal ilçesine gönderiliyor. Burada 9 ay görev yaptıktan sonra Kütahya'ya, orada da kısa bir zaman görev yapmış ve Bursa'ya intikal ediyor. Hayatının önemli bir dönemi Bursa'da geçmiş. Bursa'da kendi Halvetiye Mısriye adıyla anılan kendi tarikatini kurmuş. Bu arada Anadolu'da 1580'li yıllarda, 85'li yıllarda başlayan bir Selefi akım var. Kadızadelik hareketi. Bununla ilgili pek çok araştırma var. Tekkelere, tasavvufa karşı, semaya, devrana karşı, vahdet vücut düşüncesine karşı bir akım bu. Selefi bir akım. Bunlar saray çevresinde etkili insanlar. Dolayısıyla Niyazi Mısri'ye de cephe almışlar. O dönemde bu isimlerden bir tanesi saray hocası diye de anılan Vani Mehmet Efendi. Vani Mehmet Efendi'nin de dürtüklemeleri neticesinde Hazreti Mısri
önce Kütahya'da, sonra Bursa'da rahatı kaçmış ve Bursa'da Ulu Cami'de verdiği vaazlar neticesinde de şikayetler üzerine önce 1674 senesinde Rodos'a, kısa bir zaman sonra tekrar gelmiş Rodos'tan, ikinci defa Limni'ye olmak üzere sürgüne gönderilmiş. Limni'deki sürgün hayatı, birinci sürgün hayatı 15 sene sürüyor. Bu acı bir dönem Hazreti Mısri için. Ayağında 17 kiloluk bir bukağı kalebent olarak yaşamış orada. Biz yaşadığı yerleri gördük. Abdülkerim Bey'le 3 defa ziyaretimiz oldu. Yaşadığı yerleri, zindanları vesaireyi yakinen gördük. Çok acıklı bir hayat. Bu arada pek bilinmeyen bir menakıbı da ortaya çıkmış oldu. Limni türbedarlarından Abdi Siyahi isminde bir zatın yazmış olduğu menakıp bulunmuştu. Orada detaylı bilgiler ortaya çıktı. Onlardan tabi bu kısa zamanda örnekler vermem mümkün değil. 15 sene kaldıktan sonra ıtlak gelmiş. Yani salıvermiş, ferman gelmiş. Tekrar Bursa'ya dönüyor. Fakat ben geri geleceğim diyor. Orada da tekke inşa etmiş. 9 ay Bursa'da kaldıktan sonra tekrar Risale-i Hasane'yi diye Hazreti Hasan ve Hüseyin'in risaletlerini, resullüklerini ifade eden bir risale yazdığı için bu risalede geçen düşüncelerini şikayet eden insanların çoğalması sebebiyle tekrar bir sürgüne gönderilmesi söz konusu oluyor. Ve 76 yaşında ömrünün sonlarına doğru üçüncü defa sürgün yiyor. Limni'ye tekrar sürgün edilmiş oluyor. Hazreti Mısri sürgün yediği bu Limni'de 78 yaşında vefat etmiş oluyor. Vefatından önce de 78 yaşında vefat edeceğini birkaç şiirinde kendisi söylüyor. Zaten Niyazi kelimesinin epçet değeri de 78 tutar. Geldi birkaç tane beytinde 78 yaşında vefat edeceğini de ima eden şeyler var, işaretler var. Hazreti Mısri, bunları zamanımız olunca birkaç detay verebilirim. Hazreti Mısri bizim edebiyat tarihimizde üç büyük şahsiyet etkili olmuştur. Yani okul seviyesinde, ekolleşme seviyesinde etkili olmuştur. Bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği gibi Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Orta Asya'da Doğu Türkçesinde İslam dinini Türkçe, ilk defa Türkçe anlatması hasebiyle önemli bir şahsiyettir. Bir okuldur, bir mektep, bir ilk şahsiyettir, kurucu bir şahsiyettir. Bunun Anadolu'daki versiyonu Yunus Emre'dir. Yunus Emre de bir mektep şahsiyettir. Yunus'un üslubunu Niyazi Mısri'yi toplamış, kendinde toplamış ve süze süze, damıta damıta, incelte incelte İslam'ın derinliğini, Türkçenin inceliğini ortaya koyan bir divan-ı ilahiyat yazmıştır. Bu gördüğünüz divan-ı ilahiyat İslam'ın derinliği, Türkçenin inceliğidir denebilir. Çok önemli bir eserdir. Bu bakımdan üç büyük okul etrafında teşekkül etmiştir Türk Edebiyatı. Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Niyazi Mısri. Diğer bir açıdan baktığımızda Niyazi Mısri Hazretleri İbn-i Arabi düşüncesini Türkçe versiyonudur denebilir. İbn-i Arabi tabi çok çetrefilli bir zat. Vahdet-i vücut düşüncesinin sistematik hale gelmesini sağlayan bu önemli şahsiyet, anlaşılması zor bir şahsiyetti malum. Bu çetrefilli düşünceleri çok sade bir ifadeyle, bizim anlayabileceğimiz bir ifadeyle
mesela haktan başka bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş gibi. Zatı hakkı anla, zatındır senin. Hem sıfatı hem sıfatındır senin. Sen seni bilmek nicatındır senin. Gayre bakma, sende iste, sende bul gibi ifadeleriyle çok damıtarak vahdet-i vücudu anlayabileceğimiz hale getirmiş bir kişidir. Şimdi onun düşüncelerini anlayabilmek için sanki bugün bize yazılmış gibi kardeşine yazdığı bir mektup var. Bu mektuptan da bir örnek vermek istiyorum. Zamanımız kalırsa bir de vefatıyla alakalı bir anekdot nakletmek istiyorum. Hazreti Pir Niyazi Mısri 1658 senesinde kardeşi Ahmet Efendi'ye bir mektup yazar. Bu mektup Ahmet Efendi şahsında nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen, elinde varlığın hakikatiyle ilgili bir alameti olmayan, efsane bilgileri hakikat bilgisi zanneden, biz kendini bilmezlere yazılmış gibidir. İnsan bu dünyaya hakkı bilmeye, hakkı anlamaya gelmiştir. Hazreti Pir bir yerde hakkı anla etmeden bundan ubur. Fakat hakkı anlamak o kadar der. Fakat hakkı anlamak o kadar kolay değildir. Zira Cenab-ı Hak böyle erkan eylemiştir. Hazreti Pir bunu hakkı anlamak değil asan ola, adeta hak böyle erkan eylemiş şeklinde dile getirir. Hakkı anlamanın tek yolu vardır. Seyri sülük çıkarmak. Bir mürşidi kamil kontrolünde seyri sülük çıkarmak. Sülük insanın kendinden kendine, kendi aslına yapacağı bir miraçtır. Esasen manevi eğitimden maksat da budur. Hazreti Pir yaratılışla ilgili bu hakikati kardeşine yazdığı söz konusu mektubunda şöyle dile getirir. Gözüm nurum kardeşim Ahmet Efendi. Ahmet Efendi küçük kardeşi Merkez Efendi mezarlığında kabri. Binlerce selamdan sonra bildirmek ve anlatmak istediğim şey şudur. Benim canım ne halde ve ne alemdesin? Yani demek istiyorum ki insan dünyada var oldukça dert ve elemden kurtulamaz. Sen o dert ve elemde ceza ve korkuda mısın? Yoksa sabrı cemilde misin? Yahut dert içinde dermanı gece karanlığında gün bulanlar gibi sen de günü buldun mu? Hasta gönlün sağ, yediğin yürekte yağ, her dağ üstü bağ oldun mu? Kardeşim, nefsini bildin mi? Rabbini buldun mu? Bunun alameti vardır ha, lafla olmaz. 72 millete bir göz ile bakabiliyor musun? Bütün yaratılmışlar hepsi bir ağızdan bağırışıp feeynema tuvellü fesemme ve çullah, yani nereye dönerseniz hakkın veçi oradadır. Sırrı nefsinde zahir oldu mu? Cemalini nice yüzden görem diyen diller, şikeste ayneler gibi pare pare gerek. Kardeşim, bu arsaya binişan ve lamekan illerinden kudret yularıyla yedilerek çıka geldin. Gözünü açıp kendini bir ulu hengame içinde buldun. Buradaki çokluğa aldanıp hakikatin izini kaybetme ha. Bu dermek çabucak dağılır. Yabanda kalırsın. İzini izleyerek geldiğin kapıyı bul. Yokluk yolunda bir nişan ve lamekan illerine, ki vatanı aslidir, hemen ulaşa gör. Ki hubbül vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır. Dedikleri budur. Bu yolu yitirdin ise bilene sor. Şöyle ki onların eşiklerine yüz sür. Yüzünü ko. Hizmetlerinden ayrılma ki her derdine derman onlarda, yani ehlullah'ta bulunur. Kamiller cimri değillerdir. Tek hemen sen talip ve ragip ol. Aşık ve sadık ol. Azıcık yokluk ile gelirsen gören hiçbir gözün olmadığı hadisinin sırrına mazhar olursun. Dürü yetimlerini ve cevahirlerini ki babası oğluna göstermeye kıyamaz. Hep senin eline verirler. Tek sen sözlerimi anlamaya liyakat kesbeyle. Cümle riyazat, cümle müşahidat ki bunlar vardır.
bunları işlemek lizatihi kendisi için değildir. Belki insan-ı kamil sözünü anlamaya liyakat kazanmak içindir. Eğer bir kimse onların sözlerini anlayar, onun irfanı ayrı mücahededir. Ey benim kardeşim, münasebetsiz birkaç söz söyledim. Daha düzgün söyleyebilecek zarafetim yok. Keramet bilecek de velayetim yok. Karpuz gibi bir top düzdüm ve önüne yuvarladım. Çervan elindedir. Hemen her nereye çekersen ve her nereye çalarsan o semte gider. Muhalefet etmez. Ama sen çervanı elinden bırakıp topu kapasın ki asıl mesele budur. Vesselam diyor. Teşekkür. Zamanın var mı? Yok, şimdi vakit bitti. Gel, kaç dakika daha gerek? Bunu ben program boyunca... Vesselam, vesselam ben demedim, o dedi. Program boyunca vakit bitti. Şunun neyse, için kaç dakika daha gerek? Neyse, iyi bitirmişsin o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sizce de teşekkür. Benim laf bitmez. Burada programda 15 dakika verilgen. Şunun için demek maruzada çıkanlar herkes şu demek de bu program boyunca eğer işimizden alıp varacak olsak problem yok. Evet, teşekkür. Söz sorularını eğer mümkün olsa ben bellesem bu oturuştan son veririz.